Hatice Karahan, Brexit'te yeni perde. 15 Aralık'ta Avrupa Birliği 27 liderleri Birleşik Krallık'la 50. madde görüşmelerinin ilk aşamasında yeterli ilerleme kaydedildiğini ve Brexit'te ikinci safhaya geçilmesinin münasip olduğunu kararlaştırmıştı. Yeterli ilerlemeden kastedilen kapsamsa vatandaşların hakları, İrlanda sınırı ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'ne ödeme yapması konusuna ilişkindi. İşte bu kararla yeni bir faza geçen Brexit'in 30 Mart 2019 itibariyle tamamlanması ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği üyeliğinden çıkartılıp üçüncü ülke statüsüne geçirilmesi hedefleniyor. Böylece krallık bu tarih itibariyle hiçbir Avrupa Birliği kurumunda temsiliyet gösteremeyecek. İşin bu nokta itibariyle başlayacak bölümü ise tarihe geçiş dönemi olarak düşecek. Bu aralığın süresi henüz netleştirilecek olmakla birlikte kesin olan bir şey var ki, o da kısıtlı tutulacak olması. Avrupa Birliği Komisyonu'nun tavsiyesi bu sürecin 2020 sonu ötesine sarkmaması yönünde olduğundan şimdilik baz alınan tarih bu. Doğrusu Mart 2019 olarak zikredilen tarihe de şunun şurasına pek bir zaman kalmadı. Bu nedenle de birlik önümüzdeki Ekim ayına kadar elle tutulur bir taslak görmek istiyor. Peki Avrupa Birliği tam olarak neyi görmek istiyor? Kısaca göz atalım. İkinci faz. Açılan yeni perdede bir kere Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık müzakerecilerinin çıkışa dair tüm meseleleri masaya yatırması gerekiyor. Bu ise ilk aşamanın kapsamının da epeyce ötesine geçmek anlamına geliyor. Ve burada iki ana ajandadan bahsetmek mümkün. Bunlardan biri geçiş sürecinin detaylarını belirlemek, diğeri ise gelecekteki ikili ilişkilerin çerçevesinde genel bir mutabakata varmak. Aralık ayında çıkan ilgili Avrupa Birliği metinlerine göre Mart 2019 sonu itibariyle başlayacak olan geçiş döneminde Birleşik Krallık'ın tek pazarla gümrük birliğinden yararlanmaya devam etme durumu olabilir. Sanki hiç gitmemiş, hala var gibi. Tabi bu da belli hakların devamının yanı sıra bir takım sorumlulukları da taşımak manasına gelecektir. İstemem derse. Bununla birlikte İngiltere'nin söylemlerinden çıkarılan mevcut niyet, geçiş sürecine veda ederken söz konusu ticari birlikten çekilmek olarak okunuyor. İşte bu bağlamda çalışmalarda ilerleyebilmek için Avrupa Birliği gerek ekonomik gerekse diğer ayaklarda Birleşik Krallığın tam olarak nasıl bir çerçeve çizmek istediği konusunda kafasının netleşmesini talep ediyor. Oysa İngiltere için Avrupa ile olan sıkı ekonomik bağları öyle bir çırpıda çözüp atmak hiç de rasyonel değil. Nitekim Londra'nın onu da istemem bunu da istemem diye tanımladıklarını düşününce elde kalan serbest ticaret anlaşması gibi bir formül çeşitli açılardan maliyet taşıyor. Üstelik işin içinde sadece mal ticaretinin değil, tedarik zincirlerinden hizmetler sektörüne kadar uzanan kritik unsurlar olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Ve Brexit vuku bulana kadar da İngiltere'nin ikili serbest ticaret anlaşması çabalarına girmesinin muhtemel gözükmediğini ekleyeyim. Öte yandan bu çerçevede M hükümetinin katı bir şekilde dillendirdikleri ortada. İnsanların serbest dolaşımı ve göçün ortadan kalkması. Bir de mesela Avrupa Adalet Divanı meselesi var. Hal böyle olunca da işin varacağı yer sınırlı kalıyor. Adana'nın hali. Bunun yanı sıra ilk fazla yeteri kadar görüşüldüğü uygun görülen meselelerde de önümüzdeki dönemde daha detaylı çalışmalar gerektirecek. Bunların başında ise İrlanda sınırının geleceği konusunda ifade etmek mümkün. Nitekim Brexit kapsamında üzerinde hassasiyetle durulan sınır meselesi aday için ciddi soru işaretleri yaratıyor. Sözün özü ilgili detaylarda mutabakata varmanın daha önce de yazdığım gibi kolay olmayacağı ortada. Avrupa Birliği ise bu kapsamda öncelikle önümüzdeki aylarda elde edilmesi amaçlanan geçiş dönemine dair bir takım maddelerin komisyon ve konseyin üstün çabalarıyla bir an önce netleşmesini istiyor. Söz konusu netleşme ve bunun sağlayacağı önünü görme kabiliyeti özellikle kıtanın dört yanındaki iş dünyası açısından büyük önem taşıyor. Hatice Karahan, Yeni Şafak